Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde MasterCam'in genel bir şuradaki home menüsünü size anlatacağım arkadaşlar. Burada şuradaki komutlardan başlayacağım. Line aldım arkadaşlar. Line komutunu tıkladım. Rengimiz ne? Mavi. Rengimizin mavi olmasını istemiyorum ben arkadaşlar. Rengimizi değiştirmek istiyorum. Yeşil aldım. Ne yapıyorum? Wireframe'e geldim. Tıkladım. Artık ne oldu? Yeşil oldu. Yeşil istedim. Yani normal eksen çizgisi istedim. Renginin de kırmızı olmasını istedim. Aldım buraya. Tıkladım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Gördüğünüz gibi onayımı verdim. Gördüğünüz gibi çizgiler bu hale geldi. Daha sonra arkadaşlar ne yapalım? Bunun kendi orijinal rengini alalım, tekrardan ayarlayalım. Bu solid dediğimiz arkadaşlar katı malzeme, katı modelimiz varsa onun rengini değiştirmek için kullanılır. Buradaki surface color dediğimizde eğer yüzey modelleme yapıyorsak o yüzeyin, seçtiğimiz yüzeyin rengini değiştirir. Buradan katı modelin işte atacağımız ürün ne? Metal mi? Plastik mi? Veya cam ona sağlar. Yani hangi malzemeyi atacaksak onu bize sunuyor burada. Burada arkadaşlar renkleri temizlememiz için kullanılan bir komuttur. Buradan line'ı tıklayalım. Şöyle koyduk. OK'ye verdik. Diyelim ki bu rengimiz böyle kaldı. Bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Refresh yapıyoruz. Yani yeniliyoruz. Yeniledik. Gördüğünüz gibi karşımıza çıktı. Evet. Bu komut arkadaşlar ne işe yarıyor? Bu komutu tıklayıp bu çizgiyi seçtiğimde bundan sonra yapacağım çizimleri ne yapacak? Bu çizginin şekline göre yapacak. Evet, görüyorsunuz. Ne oldu? Aynı şekilde oldu. Tekrardan yapalım. Modele geldim. Tıkladım. Artık ne olacak? Çizgimin şekli değişecek. Ne yapacak? Bunun gördüğünüz kesikli çizginin, eksen çizgisinin özellikleriyle çalışacak artık. Tekrar yapalım. Geldim. Maviye tıkladım. Ne yapacağız? Şu anda bütün çizimler buna göre gerçekleşmiş olacak. Evet arkadaşlar, bir sonraki özelliğe girersek de şöyle bakalım. Şu çizgiyi seçtim. End dedim arkadaşlar. Buradan rengini değiştirebilirsiniz. Kalınlığını değiştirebilirsiniz. Bakın, gördüğünüz gibi. Yani şöyle diyelim. Şuradan bir tane dikdörtgen açalım. Şöyle küçültelim. Şöyle büyütelim bunu da. OK verelim. Şöyle ekranı tuşlarına getirsin. Yani burada komutuma tıkladım. Çizgiye tıkladım. Enter dedim. Bu rengin kırmızı olmasını istedim. Kalınlığının bu olmasını istedim. Ne oldu? Kırmızı oldu. Tıkladım. Şu çizgimin sarı olmasını istedim. Gördüğünüz gibi bu kesikli olmasını istedim. Ne yapıyorduk? Yeniledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapıyoruz? Yani bütün çizimdeki şekillerin, çizgilerin rengini, kalınlıklarını değiştirebiliyoruz. Seçtim. End Selection dedim. Daha sonra geldim buraya. OK verdim. Kalınlığını değiştirdim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar her bir çizgi farklı bir şekile ve renge büründü arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada görüyorsunuz Z0 yazıyor. Z0 dediğimiz arkadaşlar buradan itibaren bu düzlemde yaptığımız çizimler Z0 noktasını
çiziliyor. Yani x0, y0, z0 olan noktaya çiziyoruz. Şöyle gösterelim. Tıkladım buna. Ne yaptık? Şuradan ölçülerde girelim. 250'ye 250 olsun. OK'ye verdik. Şimdi eğer ben buradan z0 değil de z'i 20 yazarsam 20 mm yukarıdan ne yapacak? Çizimimi yapacak. Şuradan aynı noktadan çizelim. Gördüğünüz gibi sanki şu an aynı noktaya çizmişim gibi gözüküyor. Buna sağ tıklayıp izometrik bakarsam arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi 20 mm gördüğünüz eksenden, xy ekseninden 20 mm yukarıda ne yaptı? Çizimimizi oluşturmuş oldu arkadaşlar. Bu şeyde işimize çok yarayacak. Takım yol oluşturduğumuz zaman işlem yaparken yukarıya atmamız gerekecek bazı sınırlar koyacağız. Bu sınırlarda bu bizim için önemli arkadaşlar. Eksi 20 yazarsak arkadaşlar ne yapacak bu sefer de? Eksi 20'den izometrik bakalım. Gördüğünüz gibi bizim x0, y0, z0 olan noktadan ne yapıyor? Aşağıya eksi 20'den bizim çizimimizi gerçekleştirmiş oluyor bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğümüz komutu göstereceğim size. Change level, seviye değiştirme. Bu ne işe yarıyor? Şimdi hep beraber bakalım. Anlattıkça, anlattığımda anlamayabilirsiniz. Şimdi işlemi yapayım. Ondan sonra kafanızda işler oluşacak. Bir tane dikdörtgen çizelim arkadaşlar. Şöyle çizelim. Ölçülerde 250'ye 250 olsun. Ekran geldi karşımıza. Bir tane line alayım şuradan. Şuradan köşeye çizeyim. Şuradan bir tane çokgen çizelim. Bir tane de daire çizelim. Şimdi burada farklı farklı işlemler yapacağım. Bu çizgilerin karmaşıklığından kurtulmak için arkadaşlar Home'da bize şurada gördüğümüz Change Level diye buradaki gördüğünüz komutu kullanacağım. Yani her birini bir katman olarak atacağım arkadaşlar. Mesela bu. Şuradan slash diyelim. 1 ben tıklıyorum. Bunu seçiyorum. Ne bu? 2. Beşken. Şuradan tıkladım. OK'ye tıklıyorum. Tıkladım. Bu ne? Seçtim. Seçiyorum. 3 numaralı. Daire. Şimdi arkadaşlar bakın bunların istemediğim çizgileri gizleyeceğim. Onu nasıl yapacağım? Şuradan VM'e geliyoruz arkadaşlar. Takım toolpad açıyoruz. Açmasak da aslında level burada bakın. Benim şuraya girdiğim değerleri burada 1, 2 mesela 1 neydi? Kare. 2 neydi? Beşken. 3 neydi? Daire. Şurada görüyoruz. Bakın. Geldim buraya ne yaptım? Beşgeni gizledim. Beşgeni gizledim. İkisinin arasında işlem yapabilirim.
Geldim. Ne yaptım? Daireyi gizledim. Bu ikisinin arasında bir işlem yapabilirim. Şu komuta geldim. Bakın. Dışarıdakini ne yaptım? Gizledim. Bu ikisinin arasında işlem yapabilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bu kütük oluşturduktan sonra işlem yaparken bizim işlemlerimizi yani karmaşık mesela burada birden fazla çizgimiz olacak. Birbirine çok yakın çizgilerimiz olacak. O çizgilere bu şekilde atama yaparsak oradan gizleriz arkadaşlar. Gizlediğimiz ürün bizim karşımıza zaten gelmiyor. Gelmeyince de işimizi düzgün bir şekilde yaparız. Şunu gizleyelim. Şöyle anlatayım ben size. V-Ev'den şuradan toolpath'i göstereyim. Şuradan makineden frezeyi atayım arkadaşlar. Şuradan bir tane kütük oluşturayım. Sales corner. Köşeden köşeye seçelim. Şuraya da et kalınlığını verelim. 20 mm olsun veya çok vermeyelim. 10 mm olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar şuradan V-Ev'e geldik. Levels açık olsun arkadaşlar. Şurada izometrik bakalım. Gördüğünüz gibi parça bizim böyle karşımıza geldi. Şimdi ben şu daire ile bu kare arasında iş yapacağım. Bu çizgiyi görmek istemiyorum. Ne yapıyorum? Beşgen. Geldim beşgene tıkladım. Buradan şuradan toolpath'e geliyoruz. Default'ı yaptık. Nerede bizim şeyimiz? Takım yollarımız ve toolpath. Ya şimdi 2020 geçtiğim için ben de şuradaki arayüzlere biraz yabancıyım. Ya mantık aynı mantık. Şuradan diyelim ki pocket yapalım. Tıklayalım. Pocket'ımız nerede? Burada. Bakın buradan ikisini seçiyorum. İki zinciri. Oklar aynı yönde olmasa hani dikkat edelim arkadaşlar. Ne yaptım? Buraya işte takım seçelim bir tane sağ tıkla. Takımı oluşturalım şuradan. Herhangi bir düz bir takım. Burada 10 çapındaymış. 75, 25. Küresel mi olsun? Yok düz olsun. Buradaki takım alakalı mesafeler arkadaşlar. Yani bilgiler yani daha doğrusu. İlerledim. Burada ilerlemeyi dalma hızı, geri kaçma hızı, devir sayısını vermiş burada. Finish diyelim. Ben bunlarda bir değişiklik yapmayacağım. Sadece bu komutun ne işe yaradığını göstermek için. Evet. Climb ve konvansiyon geleneksel aynı yönde zıt yönde arkadaşlar. Finish'e şey yan duvarlarda pay bıraksın mı? Rock paralel spiral olsun. Bir kapalı olsun. Finish yapmayalım. Kesme derinliği 2 mm. Takım kapmadan linking parameter güvenli mesafeye kalksın. Eksi 5 mm'ye kadar girsin. Absolute olsun değerlerimiz. Şuradan okay tıklarsak bak. İkisi arasında iş yaptı gördüğünüz gibi. Şuradan şeyleri izleyebilirim. Mesela şuradan ne var gelelim. Şunu tıkladım. Bak. Burası hani bizim gözümüzden artık ne? Dışarıda. Bu işlemi yaptık arkadaşlar. Bu ikisi arasına işlem yapabiliriz. Yani şuradan toolpath'e gelelim. Bak. İşleri yapıyor. Evet ikinci pozisyona geçti vesaire arkadaşlar. Yani bu komutu kafanızda bir şeyler canlanmıştır. Level'a gelelim. Daireyi kareyi kaldırdık. Gördüğünüz gibi görsel olarak gözümüze güzel de gözüküyor yani. Evet bu komut da bu işe yarıyor. Evet arkadaşlar şuradaki delete komutu ne işe yarıyor? Şu gördüğünüz arkadaşlar
Üst üste eğer iki tane çizgi varsa, yani çift olan çizgilerin bir tanesini siler arkadaşlar. Şu sildi. Bu da sildiğimiz parçaları geri getirmiş olur arkadaşlar. Şu gördüğünüz komut arkadaşlar, bunu tıkladığım zaman hangi çizimi seçersem onu ne yapıyor? Diğerlerini gizliyor. Tekrar bastığımda hepsini geri getiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seçtim. Bu kaldı. Diğerleri gitti. Tekrar bastığımda ne yapıyor? Aynı şey geliyor arkadaşlar. Çizimlerin hepsi geliyor. Evet, şu komuta geldiğimiz zaman arkadaşlar, bu komuta bastığımız zaman bakın dairenin ne yaptı? Merkezini bize gösterdi. Bütün çizimlerde artık orası ne olur? Bizim gözümüzün önünde gelir arkadaşlar. End point dedi arkadaşlar. Buna tıkladığım zaman da bakın her çizginin bittiği noktayı şey yapıyoruz arkadaşlar, gösteriyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Blank komutuna bastık. Tıkladım arkadaşlar. Ne yaptı? Onu kaybetti. Bastım. Kaybetti. Ne yapayım arkadaşlar? Blank dedim. Bakın. Kaybettiğimi ne yaptı? Tekrardan geri getirdi. Bu sefer değerlerini gördüğünüz gibi, bakın. Hepsini seçelim. Dedim. Bakın bu sefer de hepsini getirdi. Şuradan hepsini seçelim. Dedim. Bakın bu sefer kaldılar. Yani birbiri üzerinde geçen çizgileri kendimiz bu şekilde düzenleyebiliyoruz arkadaşlar. Basalım şuraya. Bakın kaybetti. Kaybetti. Ne yaptı? İkisini getirdi. Seçtim. Hepsini getirdi bu sefer. Gördüğünüz gibi. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Analiz entitesi çizgiyi tıkladım. Bakın benim çizgimin koordinatlarını gösteriyor. Uzunluğunu gösteriyor. Görüyorsunuz. Çizgi renklerini, genişliklerini, ne olduğunu gösteriyor bize. Evet, bak müdahale edebiliyoruz. Bakın şöyle. Şu iki çizgi arasındaki bir bana ne yapıyor? Mesafeleri gösteriyor. Koordinatlarını gösteriyor. Uzaklığını gösteriyor. Bastım. Takım yolu analizini gösteriyor arkadaşlar. Takım yolu çıkarttığımızda, az önce gösterdim size. Takım yolu çıkarttığımızda o giden takımın yolunun analizini gösteriyor. Dynamic dedi arkadaşlar. Şurada bakın. Şurada görüyorsunuz. Point. Şuraya iyi bakın. Point noktasını bakın. Bunun hareket analiz. Açıyı görebiliyoruz arkadaşlar. Yani şöyle çizeyim. Bir tane orta noktada şöyle çizeyim. Açısı da 120 olsun. Tamam. Geldik buraya. Açı analizi yapsın. Şu çizgiyle bu çizgiyi seçtim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Neydi? 120 dereceydi. Evet. Şurası 120. Bunun da tam karşılığı, arka tarafı da ne yapıyor? 240 toplarsanız 360 derece yapıyor. Bu da böyle arkadaşlar. Şunları da silelim. Şimdi chain. Burada chain'e tıklarsanız arkadaşlar, şunu zincir olarak bizim seçmemize yarar. Bakın görüyorsunuz zincir. Bu da takım oluştururken
bize işimize yarayacak arkadaşlar bu komut. Orada daha çok kullanacağız. Katı modelde geçtiğimiz zaman bunları tekrardan anlatacağım ben size. Pencere olarak da seçebilirsiniz. Ama genelde SC'ye basalım. Zincir olarak seçiyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kontrol olarak da seçebiliyoruz. Onlar takım yolu oluşturduğum zaman tekrardan yapacağız arkadaşlar. Burada 2D gördüğünüz gibi tıkladım bunu arkadaşlar. Benden ne yapıyor? Şu gördüğünüz kare ile ilgili bilgileri gösterecek. Burada alanı 62.500'müş. Çevresi de 1000'miş arkadaşlar. Metrekare ve milimetredir arkadaşlar. Ölçülerini kaç yaptım bilmiyorum. Şuradan 250. Şöyle yapalım. Hesaplayabileceğimiz bir dikdörtgen çizelim de doğruluğunu görelim. 10 diyelim. 10 diyelim. Okey verdik. Bakın küçük bir tane 10'luk bir kare. Geldik buraya. 2D araya tıkladık. Ne yaptık? Seçtik zinciri. Şuradan okey'e tıkladık. Evet. Neydi bunun bir kenar uzunluğu? 10'du. Alan neydi? A çarpı B'di değil mi? Yani 10 çarpı 10, 100 milimetre kare. Çevre neydi? Çevrede bunun hepsinin toplamı, çizgilerin 10, 20, 30, 40. Bunun merkez noktalarını işte yer çekim merkezine, moment noktasını falan buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Seçtim şöyle, delete tuşuna bastım. İstatistiğe gelelim arkadaşlar. İstatistikteki burada bastığımız zaman, tamam arkadaşlar, burada gördüğünüz 10 tane line, bir tane arc, bir tane tools, bir tane ölçü oluşuyor. Şunu silelim. Çizgiyi de düzeltelim. Şu çizgileri seçtiğimizde, istatistik dediğimizde gördüğünüz gibi 10 tane line 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bir tane arc, bir tane de tools diyor. Şunu kaldıralım. Şunları da kaldıralım. 10 tane çizgi, bir tane arc, bir tane tools. Şu gördüğünüz tools. Şunu kapatalım. Basalım. Takım neden gösteriyor onu? Tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda tekrar ona ben bakarım, size gösterelim. Tools dediğini şeye bakarım arkadaşlar. Şunu da gösterelim. Ne diyor? DraftTank'ten girelim. Şurada. Ölçülendirme ne diyecek? Ona bakalım. Evet, 10 geldi. Bakın, bir tane ölçülendirme görüyorsunuz. Şunu bir gizlediğim zaman ne yapacak? Bakalım. Arkadaşlar şu an ekranda tuğusu tam olarak çıkaramadım ben de. Diğer bütün istatistikler bilgilerini veriyor. 10 tane çizgi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çizgi. Bir tane arc dediği yay. Bir tane ölçülendirme. Bir tane de tools, takımlar. Az önce şey yapmıştım. Ondan olabilir mi acaba? Şöyle yapalım. Şunu Sev diyorum. Ne diyelim?
Şöyle bir tane tel kafesi tekrardan çizdim şöyle. Şöyle basalım. Geldik. Evet. 4 tane çizgi. Az önce takımı oluşturdum ya arkadaşlar. O yüzden oraya tool diye bir ibare çıkardı karşıma. Şöyle yapalım. Şimdi bakalım. Evet. Bir tane daha. Çokgen yapalım. Şöyle. Geldik. Online bir tane ak. Evet, tamam. Bu da böyle arkadaşlar. Şimdi bu ne? Check Solid dedi arkadaşlar. Katı modelle ilgili özellikleri veriyor bize arkadaşlar. Yani katı modeldeki şu 2D alan katıdaki modelle ilgili özellikleri bize veriyor. Onu da katıya geldiğim zaman tekrardan gösteririm. Yüzey alanını veriyor arkadaşlar. Bunu da yine 3 boyutlu yani katı modelde gösteririm. Şu an bu kısımları öğrenseniz şu an şimdilik yeter. Şu run add dediğimiz arkadaşlar. Bu 2 boyutlu çizimler yaptığımızda boyutlu çizimler yaptık. Çizgiler üstüne çizgiler bindi. Diyelim ki çizgiler üzerinde çizgiler var. Çizgiler üzerinde çizgiler var. Tamam. Şimdi bu bize ne sağlıyor? Buna bastığımız zaman arkadaşlar bir tane pencere açılıyor. Bu pencerede de find overlap çakışanları çakışan varsa çakışanları düzelt, fazlalık varsa fazlalıkları da sil demek diyor arkadaşlar. Tıkladığımız zaman şunun hepsini seçiyorum. Interaction dediğimde bakın bana bir tane daha menü çıktı. Ben temizle diyorum. Bak bu zaten burada fazlalıkların bazılarını gösterdi. Temizle dedim. Şimdi bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Bakışan bir çizgi yok. Şuradan da analiz dediğim zaman 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 bir tane çizgi diyor. Bunlar neden silmedi şu an? Silmesi lazım aslında. Az önce aynısını yaptım. Neden şu an yapmadı? İstatistik olarak baktım. Bak görün. 4 tane ne yaptı? Demin az önce 7 çıkmıştı. Şu an tekrardan komuta girdim. 4 tane çizginin kendisi kaldı. Diğer fazlalıkları da sildi. Eğer fazlalık oluyorsa arkadaşlar bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Yani takım yol oluştururken buradaki çizgileri geçemiyor. Geçemediği için de zinciri tamamlayamıyor. Tamamlamadığı zamanda da ne oluyor? Hata veriyor. Yani o zaman da diyorsunuz ki hocam ben bir tane dikdörtgen çizdim ama bunun takım yolunu seçerken çizgileri seçmiyor. İşte seçmemesinin nedeni de bundan kaynaklı arkadaşlar. Çizginin üzerinde fazla çizgiler varsa veya çizgi tam kapanmamışsa bu işe yarıyor arkadaşlar. Evet. Şu an anlatacaklarım da bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.